Aslında Türkiye biraz böyle muhalefetteki değişimi konuşuyor ama tartışıyor. Aslında seçim süreci başladığı ve millet bakanların tamamının birden aday olduğu günden itibaren bir taraftan da Adalet ve Kalkınma Partisi de yeniden dizayn ediliyor diyebiliriz. Biraz böyle Erdoğan sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi dengeleri üzerine belki konuşmak gerekir. Çünkü bütün bakanların birden kabineden alınmış olması, milletvekili listesine konması ve önemli isimlerin neredeyse bypass edilircesine terfilerinin düşürülmüş olması bize bir şey anlatıyor, bir şey gösteriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi bu anlamda Erdoğan sonrası belki de döneme de bizzat Erdoğan tarafından sanki hazırlanıyor gibi geliyor. Çünkü ne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde denge varsa bu isimlerin birçoğu gitti. Yani Numan Kurtulmuş konuşuluyordu biliyorsunuz hep genel başkanlık için. Meclis başkanı oldu. Binali Yıldırım aynı şekilde dışarıda kaldı diyebiliriz. Süleyman Soylu, Berat Albayrak bu gibi isimler de biraz daha dışarıya gitmiş oldular. Ve böylece aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yeni denklemler oluştuğunu söylemek mümkün. İsmi geçen ve iktidar içerisinde, AKP içerisinde belli çevreleri oluşturan kişiler bugün bypass edildi adeta. Ve şimdi de biliyorsunuz yeni kabine üzerinden de başka şeyler konuşmak mümkün olabilir. Özellikle bakan yardımcıları süreçleri söz konusu. Adalet ve Kalkınma Partisi sanki sil baştan yeniden kendini tasarlıyormuş gibi görünüyor genel Barış, hatlarıyla. Barış sen ne diyorsun? Erdoğan sonrasına Erdoğan tarafından hazırlanıyor parti yorumuna. Yani hani bu tabii ki iddialı bir şey. Mustafa Bey diyorsa bir şey vardır. Ama şu bir gerçek. Erdoğan partinin içerisinde hizipler olduğunun, dengeler olduğunun, bazı isimler etrafında kümelenmeler ve güç merkezleri oluştuğunun farkında. Yani çok açık Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni şekillendirdi bütün görevi boyunca. Süleyman Soylu kendine bağlı bir yapı oluşturdu. Bu seçim sürecini bunları yeniden dengelemek, oluşmuş güç merkezlerini dağıtmak, geride kalmış bazı unsurları, mesela Efkan Alı çok geride kalmıştı, kabul edelim. Yani çözüm sürecinin bitmesiyle Efkan Alıgırla gibi isimler, hatta Yalçın Akdoğan gibi isimler geri çekilmişti. Geri çekilmiş isimleri yeniden görevlendirmek gibi bir şey. Bunu da aslında bir politik misyonla yapıyor. Çok açık ki herhalde yerel seçimler var ve yerel seçimlerde aslında bu Cumhurbaşkanlığı seçim tablosuna baktığınızda Erdoğan için alması gereken şehirlerde geride kaldığını görürüz, İstanbul'da, Ankara'da. Ve burada önümüzdeki dönemin politikalarını tayin edecek bir süreç göreceğiz. Ve buraları da partisinin içerisinden yeni isimlerle tahkim ederek partisini aslında bu sürece hazırlıyor. Ben böyle okuyorum. Evet. O zaman yavaştan bu yerel seçim öncesinde partilerdeki hazırlığa geçelim. Bilmiyorum senin başka sorun var mı Ankara'ya sormak istediğim? Şöyle çok sıcak bir şey var. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar. Tabii. Yani mesela hem Eray'a hem Mustafa Kurdaş'a sorabiliriz. Anayasa Mahkemesi HDP'nin seçim sürecinde kendisine seçim süreci nedeniyle verilen gelirlerin bloke edilmesi talebini reddetti Yargıtay Başsavcılığı'nın. Şimdi mesela ilk tepki AKP'den geldi. Bu kararı eleştiren bir açıklama yaptı Ömer Çelik. Evet, Ömer Çelik'in açıklaması. Ondan sonra tahmin ediyorum, benim tahminim Devlet Bahçeli bu gece bir tweet de atabilir. Bu konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyebilir. Siz bu kararı nasıl okuyorsunuz? Bu karar bir şeyin mesajı mı yoksa olağan bir süreç mi? Çünkü bunları mesaj olarak okumaya da hazırlıklıyız herhalde. Doğru. Seçim içindi zaten bütün evet, bunlar. Seçim geçene kadardı diyenler vardı. Eray Görgülü ile ama hali hazırda bir HDP'nin kapatılması da görüşülecek. Yani evet. AYM bunu da görüşecek mahkeme olarak bu kararı vermiş oldu. Evet. Eray Görgülü başlayalım. Ne dersiniz? Peki şimdi şöyle HDP süreci devam ediyor. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın halen HDP'de olduğunu hatırlatalım. Onlar Yeşil Sol Parti'ye geçmediler. O dava sürecinde HDP adına savunma verecekler.
Öyle bir durum söz konusu. Tabii bir mesaj olarak algılamak, yani o aslında yargısal süreçleri değerlendirdiğimizde olağan bir süreç olarak görebiliriz bunu. Diğer yandan tabii şöyle, yerel seçimlere çok az kaldı. Doğu'da ve Güneydoğu'da da seçimlerle ilgili ciddi bir mücadele olacak. O anlamda bu davanın biraz daha sürüncemede bırakılması söz konusu olabilir. O yüzden belki bir mesaj olarak değerlendireceksek bile yerel seçimlere yönelik belki AKP'nin az önce bahsettiğimiz farklı, yani adına çözüm süreci diyoruz ama farklı modeller, farklı işbirlikleri olabilecekse bu davanın da tabii bu anlamda belki AKP tarafından gözden geçiriliyor olması gerek. İlerleyen süreçte bu anlamda değerlendirebiliriz. Mustafa Kurdaş, siz ne dersiniz Barış'ın sorusuna? Biraz düz bakacağım. Yani böyle arka planlarda çok bir şey aramaya gerek yoktur. Anayasa Mahkemesi Türkiye'de hukuk mücadelesinde belki de bir umut olabilecek bazı kararlar alıyor. Bu da belki yani bir noter gibi, bir onama merkezi gibi davranmamaya çalıştığı kanaatindeyim. Bununla ilgili biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda mesela erişim engeli, internet sitelerinde erişim engeliyle ilgili çok enteresan bir yol açılmıştı. Bazı haberler, gazetelerin, internet portallarının haberleri hiçbir şekilde mahkemeye gitmeden bir gecede yüzlerce habere erişim engeli getirildi birçok gazetede. Bu milli gazetede de bizde de mesela bir gecede zannediyorum 60'tan fazla tarım haberlerimizi hiç sorgusuz, sualsiz, hakimsiz, mahkemesiz erişim engeli getiriliyor. Bununla ilgili müracaatlar olmuştu. Biz de müracaat etmiştik. Başkaları da müracaat etmişti Anayasa Mahkemesi'ne. Ve Anayasa Mahkemesi bununla ilgili hakikaten orada ciddi bir hukuk dışı bir uygulamanın olduğu kanaatine vardı. Ve bir yıl içerisinde mutlaka o boşluğun doldurulması gerektiğini habercilik adına bir karar verdi. Şimdi ben böyle bazı konular oluyor ki Anayasa Mahkemesi sanki yargının bir direnç noktası gibi geliyor. Yani hukuku işletme noktasında kanunları, mevzuatı ve anayasayı, daha doğrusu Anayasa Mahkemesi olduğu için anayasayı işletme noktasında bir hukuk örnekleri veriyor. Yani bu bugünkü yargı çok fazlasıyla tartışılıyor ama Anayasa Mahkemesi'ne işte Barış Terkoğlu da Bahçeli'nin tweetlerinden bahsetti, bekleriz dedi. Geçtiğimiz zamanlarda olmuştu biliyorsunuz yine, evet. Yakın bir zaman diyebileceğimiz bir zamanda. Demek ki iktidarı da kızdırabilecek kararlar pek bugün kamuda alan yok. Yani yargıda da pek alan yok ama Anayasa Mahkemesi böyle kararlar alabiliyor. Ben bu bakımdan değerlendiriyorum. Yani AYM'den hazine bürokrasisine red kararının alınması anayasanın aslında gerekleri çerçevesinde alınmış bir karar. Ve biraz baskı var mı? Bu baskıyı ben böyle baskılar olduğunu yargıda zaten biliyoruz. Anayasa Mahkemesi içinde bu geçerli mi? Geçerli. Fakat orada yine de raportörler var. Çok daha üst düzeyde işleyen bir yargı mekanizması var ve anayasa var. Biraz anayasa çerçevesinde kararlar alıyor. Şaşırıyoruz mu? Şaşırmamamız gereken konular ama gördüğünüz gibi neredeyse iftihar edeceğimiz işte özellikle o haber engeli konusu bizim için de çok önemliydi. Medya bakımından, habercilik bakımından böyle tutup alkışlayacağımız bir takım kararlar çıkabiliyor. Bir hukuk mücadelesi, anayasaya dayalı bir hukuk mücadelesi örnekleri Anayasa Mahkemesi'nde görülüyor. Şimdi az önce sen söyledin, ben de onu hatırlatayım. AK Parti'den sözcü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle: AYM bu kararıyla herhangi bir şekilde teröre karşı alınacak tedbirler açısından zaaf oluşturacak bir karar ortaya koymuştur. Bir zafiyet olarak değerlendirdi Ömer Çelik, işte bir saat önce yaklaşık yaptığı açıklama. İyi ama hani yani bu kararlar, hukukun verdiği kararlar muhalefetin aleyhineyse şey gerekiyordu, saygı gerekiyordu ama muhalefetin lehine olduğu zaman da
hep böyle o zaman hukuku ve üstelik Anayasa Mahkemesi'ni tartışan bir siyaset ortaya çıkabiliyor. Ama Barış, değil mi? Anayasa Mahkemesi'ni şimdi tartışmıyoruz ki yani. O grup toplantılarında sen az önce bahsettin. Devlet evet. Bahçeli'nin açıklamaları vesaire. Bakalım tweet gelecek mi, gelmeyecek mi? Evet. Var galiba. Şöyle, Mustafa Bey, ben şunu çok merak ediyorum. Sizin hani değerlendirmenizi önemli buluyorum.